Aleykümselam. Thank you.
Alacağım, alacağım. Hoş geldin Hayri Bayram'da. Başkan Paşa araba özellikle dedikleri ben de duyacağım. Selamünaleyküm dedik, şu tarafa doğru geçelim. Tamam geçelim bir mi? Geçelim, tamam bir yapma. Thank you.
Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ramazan barıştır, kardeşliktir, merhamettir, iyiliktir diye yola çıkıyor. Trabzon'un 18 ilçesinde bu şekilde iftarlar düzenleyen Büyük Şehir Belediye Başkanımız Doktor Orhan Beygir Dümükçüoğlu abime 306 olarak huzurlarınızda teşekkürümüz var diliyorum. Bizler bu akşam burada huzur içerisinde iftarımızı yaparken çok yakınlarımızda Suriye'de iftar yapamayanları düşünüyorum. Yine Musul'da, Gönlük'te huzur yok. Orada da iftar toplularına anneler, babalar huzur içerisinde oturamıyor Türkmen kardeşlerimiz. Yine İsrail'in zalim bombalarına hedef olmuş Filistinli çocuklar, Gazze'li çocuklar, Gazze'li anne babalar huzur içerisinde iftar yapamıyorlar, oruçlarını açamıyorlar. Bizlere dünyadaki bu bahşişi görmeyin diyenler var. Duymayın diyenler var. Hissetmeyin diyenler var. Her şeyden önce insan olarak, bir Müslüman olarak bu vahşeti görmezden gelemeyiz. Bu huzuratları yaşayanları hissetmeden gelemeyiz. Bu bizim inancımızın bir gereği. Birileri baksın bizim bu hassasiyetimizi eleştirsinler. Ama biz Müslüman olarak, insan olarak dünyanın her neresinde bir vahşet varsa, her neresinde zulüm varsa bunları kınamak ve eleştirmek zorundayız, görmek zorundayız. Biliyorsunuz bu sene Ramazan ayında ilk defa Beşiktaş Belediyesi olarak her akşam sahada gördüğünüz çadırlarımızda 450-500 vatandaşımızla birlikte iftarımızı açıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın eleştiren tüm sözünü alıyorum. Bizlere bu çadırı bu çadırda eşlik eden ve bu çadırda yaşatmak için hayır yapan sağ elin verdiğini sol el bilmesin anlayışında olan hayırsever kardeşlerime de huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da yaşayacağımız Ramazanlarda çadırımızı hep açık tutacağım. Bu duyuruyor bizimle. Tekrar gecemizin mübarek olmasını, hayırlara vesile olmasını ve pazartesi günü hepimizde ikram edeceğimiz bayramın hepimize mübarek olmasını biliyor. Saygıyla, sevgiyle, muhabbetle hepimizi selamlıyoruz. Allah'a emanet olun. Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Orhan Beygir Dümükçüoğlu ağırlığı çok teşekkür ediyorum. Sayın İl Başkanı, Başkan Yardımcıları, meslektaşı, milletvekilliğimizi yapmış olan, şehrimizi şerefle temsil etmiş olan, şimdi de Beşiktaş'ımızın her taşıyla, her insanıyla, her yavrusuyla, her sokma yoluna açan meslektaşı, belediye başkan arkadaşım Sayın Orhan Çakçı kardeşim. Belediye meclisimizin çok kıymetli üyeleri, İl yönetimimizdeki arkadaşlarımız, ilçe yönetimimizdeki arkadaşlarımız, bugüne kadar huzurumuz için geçmiş olan hepimizsiniz ve şimdi de emeği geçmekte olan bütün insanlarımız, çok değerli muhtarlarımız ve Beşiktaş'ın vefakar, cefakar, yürekli, sevgi dolu insanları, hanımefendi kardeşlerim, beyefendi kardeşlerim, geleceğimiz olan gençlerimiz ve burada bu sofrayı şenlendiren küçük yavrularımız,
mübarek yapısına ilgili aslında beni çok duygulandı. Kadir Gecesi'nde beşinciyle beraber olan ayrı bir bahtiyar. Allah hepimizden razı olsun. Beşinci bu mübarek akşamda burada beşinci yüzünde Ramazan barıştır, kardeşliktir. Kırgınlıkların bir tarafa bırakıldığı ve insanların sevgiyle, saygıyla bir ve beraber olduğu yer bir mesajını sizin kıymetli kardeşlerim verdiniz. Ve Trabzon'un sözü dibinde aynı mesajı bütün ülkemize, bütün İslam coğrafyasını ve dünyaya iletilmesine vesile oldunuz. Sizler emrinizde rahat rahat iftarlarınızı yapabilecek olduğunuz halde yola girip bu Ramazan bu mekandaki iftara teşrif edip beraberliğinizin, birliğinizin, milletinizin geleceğine attığınız imzayı göstermiş oldunuz. Allah hepinizden razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Verdiğiniz kıymetli zamanlarınıza müteşekkiriz. Ve bu teşrifinizin ebedi hayatta Allah-u Teala tarafından mükafatlandırılmasını Allah'tan temenni ediyoruz. Sayın Orhan Uçakçı Başkanı dedi ki, belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ediyorum. En güzel yapan sizlersiniz. Aslında hepimiz 18 ilçemizde de sizlerle birlikte olmamızı, beraber omuz omuza sırtacak güçlerle değil, şu naylon sandalyelerimizde bir beraber yürek yemeği olmamızı temin edenler mutlaka bize tavsiye eder. Bir takım güç lokantalarla ihbar etmeyi değil, vatandaşımızla zihni ekmeğimizi paylaşan yemeği bize tavsiye eder, rica eden bir insan, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Onun vesile olduğu büyük iftarlar için ben hepimiz adına şükranlarımızı ifade ediyorum. Çünkü Cumhurbaşkanlığı yolculuğunda memleketin birlik ve beraberliği için Allah'ın yardımının kendisiyle sizlerin yürekler desteğinin kendisi olmasını temenni ediyorum. Bu vesile ile şu andaki iftar toplamıza hangi siyasi partimizde konuşulsun MHP'li kardeşlerimizi, CHP'li kardeşlerimizi, diğer Saadet Partili kardeşlerimizi, diğer hangi partide konuşulsun bütün kardeşlerimizi yürekten kucaklıyoruz. Gelemeyenlere de sevgi ve saygılarımızı ifade ediyoruz. Biz biriz, beraberiz. Millet olarak, devlet olarak biz beraberiz. Ve güneyimizde olanları, İsrail'in katliamını sözünü en iyi biçimde Sayın Bakan Uçakçı Belediye Başkanı ifade etti. İnşallah bu bayram o zulmün bitmesine de vesile olur diyor. Şimdiden hem Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum gecesi. Hem gelecek olan 3 gün sonraki mübarek Ramazan bayramımızın hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyor. Ben de mikrofonumu izninizle Sayın İl Başkanı Doktor Adnan Gündar'a tebrik ediyorum. Sonra müftümüz inşallah bizi kitap bağlı sorgulayacaktır. Hepinize en derin, en yakın sevgiler, saygılar diliyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Başkanım, Sayın Başkanım, Sayın Başkanım, Beşikçisi Belediye Başkanı, Beşikçisi'nin kıymetli mevzusunu ve çok sevgili değerli Beşikçisi hemşehrilerim. Başta Belediye Başkanımıza bu güzel hizmeti bizlere sunduğu için şükranlarımızı arz ediyoruz. Değerli Beşikçisi'ler, sizlere de bugüne kadar bizlere adalete kalkmaya doğruya karşı özgürlüğünüzü gösterip bizleri desteklediğiniz için ayrıca teşekkürler ediyoruz. İnşallah biz AK Parti olarak size layık oluruz. Tek hedefimiz var. Vermiş olduğumuz sözleri yerine getirmek. Trabzon'da bir Orhan, Beşikçisi'nde ikinci Orhan ve yukarıdan köşkten Recep Tayyip Erdoğan'dan inşallah Türkiye kalmayacak, mazlumların sesi olacak ve biz Saadet Partisi'yle, CHP'lisiyle, MHP'lisiyle ve diğer siyasi partilerimizle el birliğiyle
Bakın bugün huzur var kıymetli kardeşlerim. Az önce belediye başkanları Gazze'de ve bu coğrafyada komşu ülkelerdeki sıkıntılardan bahsederken Türkiye'nin 30 yılının kanayan yarası PKK terörü Recep Tayyip Erdoğan'la durdu ve şimdi bir tane daha şeyin geliyor. Bu düzeni bozmak isteyenler dün birbirlerine karşıyken şimdi birleşecek. Biz fitne etmek için değil, biz fesat etmek için değil, biz birlik beraberliği daim olması için sizleyiz ve bütün Türkiye'nin siyasi güçlerini kendi içimizde birleşmişiz. Biz memleketlerle, Özal'larla ve Erdoğan'larla birlikte yolumuzu çizdik. Büyük Türkiye için, medeniyet için, sizlere layık olmak için sahadayız. İnşallah önümüzdeki seçimde ve ondan sonraki seçimlerde 2023'te, 2071'de büyük Türkiye, milletin adamlarıyla büyük sesini çıkartacak ve dünyanın gelişmiş 11 ülkesinden birisi olacaktır. Hepinize en kalbi duygularımla selamlıyorum, saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Şimdiden bayramınız mübarek olsun, geceniz hayırlara vesile olsun diyorum. Sağ olun. الحمد لله نعمنا يا رب يا رب يا رب يا Thank you.
Ne yapıyorsun? Hoş ne oldu? Konuşacağız abi. He? Valla bak. Recep abi. Kaptan başkanım sen de gidiyor musun? Mehmet abi gidelim Mehmet. Mehmet. Geçiyorum abi başkanım. Gel gelip her yerde sürüyor. Kapayla bir sürüyor. Ayaklarına sağlık. Mübarek. Çay, 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 çay